Herkese selamlar dostlar ben Ahmet Bugünkü Clash of Clans videomuzda dostlarım Köy binası 9 hesabımızın duvarlarını fullleyeceğiz Ancak ve ancak sadece bu videoda arkadaşlar Duvar de kalmayacağız Gördüğünüz üzere 5 tane inşaatçımız da boşta. Bu 5 inşaatçıyı da harıl harıl çalıştırmayı düşünüyorum. Gerçekten çok iyi zamanda köy binası 9'a geçmişiz dostlar. Gerçekten şu etkinliğin faydasını inanılmaz derecede gördüm. Gördüğünüz üzere köy binası 9'a geçtik. Ancak savunmalar daha köy binası 8. 3-4 gün oldu geçeli. Dedim ki ben bu fırsatı değerlendireceğim tüm duvarlarımı bastım arkadaşlar. Ve bu videoda geri kalan tüm 9. seviye duvarları da 10. seviyeye basmayı düşünüyorum. Şu an altın ve iksir depolarımız neredeyse full. 5 tane inşaatçımız boşta. Önce sizlere verdiğim taktiği kendim uygulamak istiyorum. Her zaman sizlere şunu söyledim. 4 tane özellikle bu 12 günlük süre içerisinde çünkü süre 12 günde arkadaşlar bu çekiş vakti etkinliğinin süresi bu 12 gün içerisinde arkadaşlar 4 tane inşaatçınızı ağır savunmaları verin sadece bir inşaatçınızı basmayın bu 12 gün içerisinde basmanıza hiç gerek yok duvarlarınızı yüklenin arkadaşlar gerçekten duvarlar kadar maliyetli savunmalar yok o yüzden ben de aynı taktiği uyguladım ve bugün gördüğünüz üzere şu an Tüm 9. seviyeleri bastım ve üstüne de 10. seviyeleri bastım arkadaşlar. Geri kalan da inşallah bugün sizlerle birlikte bitireceğiz. Tabi 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 videonun en başında motivasyon like'larını bekliyorum arkadaşlar. Sizce sizlere bir soru sormak istiyorum. Sizce nasıl gidiyorum hesap kasma konusunda arkadaşlar? Beğeniyor musunuz? Yoksa yaptığım hatalar var mı? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Yani hesap kasma konusunda nasılım sizce? Sizlerin fikirlerini çok merak ediyorum. O yüzden herkesin fikrini yorumlara bekliyorum dostlar. Bu arada like istemeyi unuttum. Bir like atarsanız çok ama çok mutlu olurum dostlarım. Herkes bir like atarsa böyle bir sürü like'ımız olur. Bir 3500 Bence idealdir arkadaşlar 3500 like yaparsınız siz Şimdiden şöyle bir bakıyorum 6 milyon altınımız var Gayet güzel 6 milyona ne basabilirim Tabii ki de en ağır soğumalarımdan arkadaşlar ilk sayıları Bu X sayılarını bir yüklenelim 1.5 milyon normalde 3 milyon arkadaşlar %50'nin indirimin faydası var burada da Hemen 1.5 milyona bunu basıyorum Yetmiyor hemen ikincisinde burada basıyorum arkadaşlar Yaklaşık 3 milyonumuz kaldı Sıkıntı değil hiç sıkıntı değil Şurada birazcık kazinemiz var arkadaşlar Bunu da basalım tekrardan 4 milyonumuz oldu Peki ben bu 3 inşaatçıdan bir tanesini arkadaşlar X sayını en az ilk diyorum ya e, kraliçemize arkadaşlar kraliçemize en az 5 seviye yapmak istiyorum ki şuradaki savunmamızın arkadaşlar yetenek kilidimiz açılsın o yüzden direkt 12 saat üst üste basacağım bunu ve kraliçemize basıyorum aslında ben buradan aynı zamanda kralı da basmak istiyorum arkadaşlar kralı 2 gün o yüzden kahraman kitabıyla da uyandırmak istiyorum arkadaşlar gayet güzel gidiyoruz kraliçeyi en azından 12. seviyeye kadar yükseltine kadar arkadaşlar barbar kralı birazcık yüklenmeyeceğim eşitlendikten sonra iki tane inşaatçım arkadaşlar ee, hero'lara ayırmayı düşünüyorum. Zaten ileriki günlerde bunun da videosunu çekeceğim. Şimdi kaldı arkadaşlar iki inşaatçımız. Burada bir tanesini iksir deposundan saklamak istiyorum. Zaten çok az. 3 saatlik bir süresi var arkadaşlar. 3 saat sonra tekrardan altın iksir, altın iksir derken yükselteceğiz. Zaten sadece 5 e, günlük sürede iki tane inşaatçım çalışmayacak. Diğerleri sürekli çalışacak. Kaldı bir inşaatçı. Ona da duvar basacağız arkadaşlar. Şöyle şu köşeden tutarsam İksiri bir yapıştırırsam. Şuradan köşeyi de tutarsam. İksiri yapıştırırsam. Şu köşeyi de bitirmiş olduk. Şurayı da basalım. Gayet güzel. Orta kısmımız bitti. Şimdi ne kaldı? Şu köşe kısmı kaldı sağ taraf. Sağ tarafta şöyle toplarsam abicim. 4 nokta. Oo, bayağı istiyormuş. Ama şöyle... Şunu bir toparlayalım. İksirlerimizi de aldık. Gayet güzel. Şuradan tek tek basalım arkadaşlar. Şöyle bir altınlan bitirelim altınımızı. Sonra saldırılar yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Gözümüzden kaçmasın. Şunlara bir basalım. Gayet güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Ciddi anlamda bu fırsatı bir daha gelmez gençler. Siz kaç tane duvar bastınız? Bir yorumlar kısmına yazın. Yani ben 9. seviyeleri bitirdim. Üstüne yetmezmiş gibi bir de 10. seviyeleri bitirdim. Yani normal şartlarda bu arkadaşlar etkinlik gelmesi de yapılacak bir şey değil. Ancak fırsatken ben böyle bir yöntem başvurdum ve iyi ki de yapmışım. Hiç pişman değilim. Duvarları aradan çıkarmış oldum. Altınlarımız bitti. Hemen iksirleri de basalım arkadaşlar. Ve bu sürede de ejder etkinliği vardı. Ejderlerle deli gibi ganimet kastım ya. Yani siz hangi askerleri kullandınız? Tabi köy bina son bir olsaydım ejder kullanmazdım. Büyük ihtimalle süper barbar kullanırdım. Sizler hangi ordularla nasıl ganimet kasıyorsunuz? Onu da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Tüm yorumlarınızı okuyup kalp atmaya çalışıyorum. Şöyle iksirle iki tanecik daha basılabilir ama basmayacağım. ile arkadaşlar ne olur ne olmaz birazcık biriktirmek istiyorum. Bu arada, bu arada gençler ee, vakit nakittir diyerekten şuradaki yıldırım büyümü de hiç vakit kaybetmeden bastım, onu da aradan çıkardım. Zaten ilk gün yapılacak listesinde arkadaşlar şuradaki Klan Kalesi ve gördüğünüz gibi büyük fabrikasına basıp aradan çıkarmış bulunuyorum. E, gerçekten saldırılarımı arkadaşlar büyüsüz yapıyordum ve aşırı zorlanıyordum ya ciddi anlamda çok çok zorlanıyordum. Yani şu an için birazcık daha rahatlayacağız. Temiz, çok temiz bir köy ama buna nasıl saldırabilirim? Güzel soru Aşağıdan girersem kraliçemiz yok. Keşke kraliçeyi en sondan bassaydım ama yapacağım saldırılarda kara iksir bu sefer boşa gidecekti. Hiç önemli değil. Bak rakibin de yokmuş. O yüzden nasıl dalacağım? Da Çok dikkatli dalmam gerekiyor. O yüzden arkadaşlar şuradan bir tane yıldırımı şu birleşim noktasına atıyorum ki hem buradaki iki tane okçu kulem insin hem de hava soğumam insin arkadaşlar şurada. Bir, iki diyelim. Gayet güzel. Şurayı da alalım. Bir tane daha yollayacağım. Ah Ah cana bak o yüzden ilk işim Şuradaki yıldırım büyüsünü basmak diye Bunu da bastık gayet güzel O zaman bir öfke büyüsü artık basarız diğer saldırılarda Şurada sadece bir tane kaldı Onu da buraya mı salsam Onu da buraya salacağım arkadaşlar Ve şuradaki binicilerle Hızlı bir şekilde arkadaşlar Oradaki hava soğumasını alacağımı düşünüyorum Şuradaki e, ejderlerini atayım Xaylar Allah'tan yere bakıyor arkadaşlar Şuradaki altını da buradan alayım İksiri buradan alayım. Şuraya da bir tane atacağım. Gayet güzel. Kralımın özelliğini kullanayım. Şuradaki bir tane hava soğuması kaldı. Onu direkt şöyle yükleneceğim ya. Birazcık daha ilerlesin şuradaki sağdaki ejder. Güzel artık abicim yüklenmenin vakti geldi. Şuraya da yollayacağım. Tüm ejderlerim gelsin. X Buradaki binicilerim heba oldu ama hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Şuradaki hızlı bir şekilde hava soğumasında alacaklardır. Gayet güzel. Ejderim ölmesin. Ejderim ölmesin. Güzel gidiyoruz. Aa havaday mıymış? Ben bunun yerde olduğunu düşünüyordum. Sıkıntı değil şuradaki barbar bar da şuradaki depoyu alsa 10 numara olacak. Süper gidiyoruz merkez binayı alacaktır ejderlerim. 10 numara gittik gerçekten. İstesem böyle saldıramazdım. Adam benden çok ama çok güçlü arkadaşlar. Ama elimden geldikçe tüm savunmalarını ejderleri çok güzel bir şekilde kullanaraktan aldığımı düşünüyorum. Büyük ihtimalle şu ölecek sağdaki ve şunlar da şuraya doğru ilerleyecektir. İlerlemedi. Hadi. Abi püskürtücü bir tane daha üfle. Allah aşkına bir tane daha üfle. Sen Adamsın sen adamsın püskürtücü sayesinde arkadaşlar Şurada iksirimizde almış bulunuyordu arkadaşlar Güzelce oradaki depoyu da alacağız Pek bir şey kalmadı 40 bin sadece klan kalesinin içinde kaldı O klan kalesini de almasak da olur arkadaşlar Gayet güzel savaşı bitirebiliriz Gerçekten güzel saldırdık güzel ganimet aldık yani Baya duvar basacağız bu ee, savunma Konuşamadım lan Bu ganimetle Şimdi tekrardan isteğimi yolluyorum 6 tane mi yolladım ben Önemli değil önemli değil. tekrardan yollayayım bastım. Şuradaki geri kalanı da basmak istiyorum. Gayet güzel. Bu arada bir tane daha de, e, savunma basacağım arkadaşlar. Onu da söylemeyi unuttum. Büyük ihtimalle bir büyücüyü basarız. 600 bin ekstra ganimet kasarak. Çünkü 3 saat içerisinde tekrardan inşaatçıların boşalacak. Ve onunla da zaten artık depolarımızı ve pardon duvarlarımızı bitireceğimizden dolayı arkadaşlar ganimete ihtiyacım kalmayacak. Güzel. Bir tane daha basabilirim. Ama yeterlidir. Kaç tane duvarımız kaldı bu arada? Onu da bir görmek istiyorum. 10 tane duvarımız kaldı. Yaklaşık 250 binden arkadaşlar. Bölürsek yani bir 2 milyona falan Buçuk milyona ihtiyacımız var. Onu söyleyeyim ilk etapta. Yine ganimet arama yollarına düştük arkadaşlar. Güzel rakipler çıkıyor. Hani savunmaları bastığından duvarları bastığından dolayı artık köy binası 8'ler gelmiyor. Çünkü savunmalarımı ne kadar yükseltir tam arkadaşlar. Bana denk köyler biraz daha çıkarmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani ilk etapta köy binası 8 iken yine köy binası 8 köyler çıkıyordu ama köyü geliştirdik değiştirdikçe hani o köy binası 8'ler çıkmıyor hatta köy binası 9'lar çıkıyor. Bak bu adam da full demiş köy binası 9'a geçiyor. Lan bak bunu söyledim diye çıkmaya başladı. İnat ediyor çıkıyor yani. Vallahi normal şartlarda arkadaşlar çıkmıyordu. Köy binası 9'lar hep çıkıyor artık. Şöyle birazcık daha basalım. Güzel ganimetler çıkıyor normal şartlarda. Mesela buna saldırabiliriz gençler. Bu köy güzel 500 bin iyi gani yani. Hatta hiç şöyle de yapmamıza gerek yok. Ya da köyü mi lan? İş, üçleyelim abicim. Üçleyelim hiç sıkıntı yok. Şuraya bir yıldırım. Bir dakika yıldırım. Hatta yıldırımlarımı kullanmayayım bile ya. Ya da kullan gitsin kanka. Ne kasıyoruz ya? Şöyle gayet güzel bir tane daha yollayayım. İlk sayın alır mısın? Aga be niye alamadın? Neyse önemli değil. Şurayı da alayım. Bir tane daha yollayayım. Oradaki hava soğumasını da aldık. Şurayı bir dur şuraya da atayım. Allah atamadım. Binicilerimi şöyle yönlendireceğim. Hızlı bir şekilde oraya da alsınlar. Şöyle ejderlerimi de gönderdim. Temizinden. Gayet güzel. Şuradaki tüm depoları alacak. Şurada da biraz altın ve iksir deposu var. Köyü zaten her türlü işledik arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Her türlü işledik. Tabii şu binicileri falan bayağı heba oldular. Üstüne bir şifa atmamız yok muydu be? Aga neyse sıkıntı yok. İnşallah onu köyü binası onda yaparız arkadaşlar. Şuradaki Barbar kralı da aldık. Güzelce ne kadar oldu? 3 340 bin altınımız oldu. 700 bin de iksirimiz oldu. Yine basılır. 2-3 duvar daha basılır. 10 tane daha basacağız ve tüm duvarlarımı basmış olacağım. Gayet güzel ilerliyoruz. Bu hesabı da çok kısa bir sürede 3 fulllemeyi düşünüyorum. Altın bilet belki alırım bu hesabı arkadaşlar. Daha netleştirmedim. Sizce altın bilet alınır mı bu hesaba? Alayım mı? Hani bir yorumlarda onu da yazarsanız sevinirim. Yorumlarınızı okuyorum. Fikirleriniz benim için önemli. O yüzden sizin fikirlerinize göre hareket edeceğim arkadaşlar. Ben almayı düşünüyorum ama Bakalım duruma göre. Abicim şu yükseyi baya canımı yaktı. Merkez binayı büyük ihtimalle alamayacağım. Aynen. Aa, aldık vallahi son anda aldık. Helal kelan lan. Vallahi helal olsun. Şuradaki kareksiri de al. Kareksir lazım olacak bize. 12 saat sonra tekrardan kraliçeyi yatıracağız arkadaşlar. Al abicim o gayet güzel kraliçeyi de aldık. Allah rakibin kraliçesi odaklandı. Bir tane mi gidiyor? Vallahi hepsi gidiyor. Vallahi kreçe kusura bakma bize bulaşmayacaktın. Yanlış adama çattın. O yüzden kusura bakma sen bir bir saat uyu kendine dinlen. Güzel. Üçler miyiz lan? Çok merak ettim ha. Dört tane inşa ee, 4 5 tane ejderim var da. Büyük ihtimalle şu X'i indirirsek güçleyeceğiz arkadaşlar. Güzel. Şunun en azından aşağı il ilerlemesi çok iyi oldu. Süreden A, 56 saniyemiz kaldı lan. Baksana sayı nasıl vuruyor lan? Gidiyor valla canı. Neyse sıkıntı yok. Aldık aldık. Tertemiz üçledik. Başka bir şey kalmadı değil mi? Yok. Ama 100.000 bin iksir var. Şimdi zayiatımızı çıkaracağız bu iksirlerle. Ve üçüncü yıldızımızda da tertemiz aldık. Şimdi tekrar eve geri dönelim. Askerlerimiz bu arada ben bastım mı basmıyorum unutmuşum. Sıkıntı değil. Şuradan hızlı bir şekilde bir hızlandıralım. Ah be o bir taşla hızlandırma etkinliği çok güzeldi ya. İnşallah bir daha öyle bir etkinlik gelir gençler. Hani ben baya baya sevdim o etkinliği. Şuradan bir tane daha basabilirim. İki tane de böyle bassam gayet güzel. 200 bin bırakacağım. Lazım olacak arkadaşlar. Kaldı kaç duvarımız? Şöyle hepsini kaldır diyelim. Kaldı 6 duvarımız. Gayet güzel. Son 6 duvar. Bu arada bir tane de burada var. Onu da unutmayalım. O 6. duvarı da basacağız arkadaşlar. Kahraman kitabı var ama maalesef ama maalesef. Şuradan şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, neredeydi lan? Şu görevi var. Nerede nerede nerede? Aha da şuradaki Al, nerede lan All Star Ligi? Ha, şuradaki All Star Ligi görevini bitirmedim. Buradan deli gibi, deli gibi iksir veriyor. Daha bir sürü görevim var. Elmasla ihtiyacım yok o yüzden rahat rahat inşallah elmaslarımızı da kasacağız. Yine düştük yollara sevgili dostlar. Bakalım güzel bir köyü bulabilecek miyiz bu süre zarfında? Aslında güzel köyler çıkıyordu. Benim hedef limitim 500 bin, 500 bin altın veya 500 bin iksir olduğu takdirde saldırılabilir. Bak bu güzel bir köy. Hatta çok güzel bir köy. Ben bunu da alabilirim. Şöyle bir dalabilirim. Buradaki bak Hatta ses de çıktı dıdı dı dı diye böyle bir köy bulduğu zaman böyle arada sesler çıkarıyor. Şurayı bir alayım. Güzel. Ondan sonra şurayı alırsam eğer şurayı nasıl alacağım? Şurayı, o zaman burayı da almam lazım arkadaşlar. O da işin ayrı bir sıkıntısı. Şöyle. Bir tane daha yollayacağım. Kaldı 3 tane. Burayı herhalde alamayacağız. Normal şartlarda yıldırımımız bir tık yüksek daha seviyesi yüksek olsaydı alırdık da. Önemli değil. Her türlü yine üçlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şuraya da barbarı atacağım. Temizlesinler acelemiz yok Eğer acele ederseniz ejder saldırılarında kesinlikle patlarsınız Acele etmeyeceksiniz gençler Acele etmeyeceksiniz Tam da bizim seviyemizdeki bir köy arkadaşlar Barbar kral sağ tarafı güzelce temizliyor Sol tarafı da ejderimiz güzel bir şekilde alacak arkadaşlar Şuradaki hızlı bir şekilde bir ejder Bir ejder de buraya yollarsam çok iyi olacaktır Binicileri güzel kitlendi Biniciler ee, arkadaşlar Güzelce o savunmayı alacak mı bir bakayım Bence alır diye düşünüyorum Şuraya da ejderlerimi yollayayım Oradaki hava soğumasını da aldılar. 10 numarasını. Hava soğuması falan kalmadı zaten köyde arkadaşlar. Onun dışında bakalım ejderlerimi bir tanesini de içeri yönlendireyim. Güzelce oradaki depoyu da mepoyu da alsınlar. Zaten solda bir tane ejderimiz var. Güzel bir şekilde orayı alıyor. Vay binici aslanım benim ya. Bayılıyorum bu binicilere. Kesinlikle ejder saldırısında birinci taktiğini kullanın arkadaşlar. Benden size tavsiye verebileceğim tavsiyelerin hepsini veriyorum arkadaşlar. Bakın hesapları hızlıca şekilde kasma... Kıs kas. Hesapları hızlı bir şekilde kasmamın taktikleri, güzel saldırılar yapıyorum alabileceğim köyleri saldırıyorum. Acele etmiyorum. Sabırlı davranıyorum arkadaşlar. Yeri geldi de altın bilet alıyorum. Yeri geldiğinde de almıyorum. Yani bu tamamen sizin taktiğinize yaptığınız saldırılara yapacağınız yükseltmelere bağlı. Mesela ben burada ağır iki tane savunmamı bastım. Onun dışında düşük olan savunmalarımdan depolarımdan bastım. Şuradan örnek vereyim. E, buradaki duvarları bitirdikten sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde o inşaat da büyük bir büyücü basarım. Düşük seviyedeki olan savunmalarından bir tane daha basarım diye düşünüyorum. Veya oradaki altın deposunu basacağım. Duruma göre bakacağım arkadaşlar. Yani belki Belki büyücü basma konusu birazcık daha bana ağır basıyor onu basmam gerektiğini söylüyor. Çünkü birazcık seviyesi düşük arkadaşlar şu savunmaların seviyesini eşitlemem gerekiyor ki artık yavaş yavaş savunmalara başlayabileyim Şurayı da hızlı bir şekilde alırsan yani şu an iksirle bir şey basılabilir mi? Ben iksirle duvar basmayı düşünüyordum. ama Tüm iksirleri artık duvara verdik duvarda da basamayacağız. Yani laboratuvar dışında herhalde iksirle pek işimiz olmaz arkadaşlar. Belki du buradaki laboratuvar e, pardon du ordu kampları bir türlü ismini hatırlayamadım. Ordu kamplarını belki basarız arkadaşlar güzel. Şu an ordumuz çıkmış mı? Diğer ordu da çıkmış. Gayet güzel. Hızlıca şu yedek orduyu da basalım. Bir saldırı da yapacağım. Bu sefer ordusuz yapmayı düşünüyorum. Hızlıca üçleyebileceğim tarzda bir köy olursa çok çok güzel olacak. Güzel bir rakip daha bulayım ben. Gerçekten muazzam bir köy. Sadece toplayıcılarda ya. Süper ötesi. Hatta ben bu yıldırımları içerideki arkadaşlar toplayıcılara atabilirim. Şöyle dağıtacağım buradaki ejderlerimi. Şuraya bir tane, buraya bir tane. Buraya bir tane. Buraya bir tane. Buraya da bir tane yollarsam. Gerek kalan üç tanesini bekleteceğim. Şuraya da belki bir tane atabilirim. Şöyle bir tane daha yolla babuş. Gayet güzel oradaki hava soğumasını aldık. Güzel gidiyoruz. Şuradaki toplu da de bir tane atarsam çok iyi. Bakalım var mı kullanabileceğim ya da kullanmamda gerek duyduğum bir yıldırım büyüsü. Sanırsam. Ya atmayacağım büyük ihtimalle. Burayı alırsın değil mi? Alırsın değil mi? Ejdercik alır mısın? aldı. Gayet güzel. Bakalım aşağıda var mı? Aşağıda da varmış. Bir tane ejderim duruyor. Ejderi basmasam da olur arkadaşlar. Yıldırımları da basmasam da olur. En azından maliyet düşürmüş olurum. Gayet güzel. Tüm savunmaları bastık arkadaşlar. Şuradaki klan karesi var da klan karesini atmayacağım. Klan karesinin neredeyse ve yandaki arkadaşlar Merkez binada da birazcık ganimetler var. Ama hiç önemli değil. Ben aldım aldım. 700 bin daha ne isteyeyim? 500 bin diyorum ya. Benim yeterli kriterimdir arkadaşlar. Şuradan basalım. Ejderlerimizi, yıldırımlarımızı basalım dostlar. Hatta yıldırımlardan da birazcık kısıp öfke büyüsü mü bassam? Sanki öyle yaparsam çok daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. İki tanesi yerine bir öfke büyüsü. Şöyle yaparım. Yapam. Şöyle iki tane de Öfke büyüsü basayım. Daha mantıklı olacaktır. Şöyle hızlıca Arkadaşlar isteğimizi de yollayalım. İsteğimizi de doldursunlar. Şimdi geldi şuradaki sağdaki toplayıcı e, duvarlara. 1 2 3 4 Vallahi yetti. İksiri bile kullanmadım lan. Gerçekten iksiri bile kullanmadım. Şu iksir 250 25 bin ne? Bu kadar ucuz olduğunu unutmuşum ya. Gerçekten bu kadar ucuz mu? Acaba bir milyon 250 e bunu mu bassam bir iki saldırı daha yap? Yoksa Şuradaki arkadaşlar 600 bin kasıp buradaki büyücü resim bassam. Bence şu büyücü kulesini bir tık yükseltim. Güzel olacaktır. Ordu kampları var. Aslında bence bir ordu kampı basayım vazgeçtim. Bir saldırı daha ordu kampı çok iyi olacaktır. Rakip aranıyor. Rakip aranıyor. İnşallah rakip bulacak. Abim sabahtan beri köy arıyorum. Az önce çok daha ganimetler çıkıyordu. Ne işim çıkmıyor ya? Bu sefer ekstra arkadaşlar ordumuza ufak bir değişiklik yaptık. Öfke büyüsü aldık. Bakalım bu öfke büyüsü gerçekten işe yarayacak mı? Yoksa yıldırım büyüsü taktiği mi daha iyi? Onu da birazdan görmüş olacağım. Rakip aranıyor. Hadi bul kankam ya. Valla ömrüm çürüdü bu. Valla tüm videolarımın uzamasının sebebi ganimet çıkmaması. Güzel ganimetler bulamamam arkadaşlar. Tek uzama sebebi bu yani. Bak buna da alınabilir ama 500 bin limitimiz vardı. O 500 bin limitimizden şaşmayalım arkadaşlar. Güzel bir rakip aranıyor. Bu sefer çıkacak. Hadi. Vallahi çıktı lan. Şaka maka çıktı harbiden. Bir dakika. Hop 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 hop. Bir saniye. Hmm. İki sayıları yukarı bakıyor. Havası olmalardan iki tanesi burada. Dört tanesi çalışıyor. Dur düşüneyim düşüneyim düşüneyim. Şöyle bir şey yaparsak. Hmm. Dur düşünüyorum hala düşünmekteyim. Şöyle bir tane buraya yolla. Güzel. Tamamdır. Olduk oraya. Burayı da şöyle mi alsam? İki sayına mı vursam? Buna vursam? Bilemedim. Şöyle yapayım. Tamamdır. Aldık orayı da. Bir şekilde aldık. Şöyle yollayacağım. Burayı da yollayacağım. Yolla. Kralı buradan yollamayı tercih ediyorum arkadaşlar. Şöyle şuraya da atayım. Güzel. Şuraya da bir tane yollayacağım. Tamamdır. X sayılarına doğru yönlendirmeye çalışacağım ama büyük ihtimalle hava soğumasına, e, havan topuna gidecekler. Şöyle ejderlerimi birleştirmek istiyorum arkadaşlar. Binicileri de yollayalım ya. Yapacak bir şey yok. Ama X sayıları arkadaşlar ejderleri kilitlendiği zaman kullanmayı daha çok tercih ediyorum şu an için arkadaşlar. Şu an için. Şöyle yollayayım. Binicileri de yollasam Fevkaladenin fevkinde güzel gidecek. Hadi bakayım. Al abicim o x. Aa x ayı valla şarjı bitti. <laughs> x'i bitti abicim. X x'i bitti. Güzelce şuradaki. Abi şunu alsan süper olacak güzel. Abi gerisi sizde bak biniciler. Gözümü kara çıkaramayın Gerisi sizde. Abi hızlıca neyse şurası Allah'tan x ayı. Şuradaki ejderhe kilitlendi. Şuradaki biniciler iyice temizliyor. O havanı da aldık gayet güzel. Okçu kulesini alıyor musunuz? Okçu kulesini de aldık gayet güzel. Abi bu, bu. X'e, 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 X'e in al, X'e in al, X'e in al. Aldık lan onu da. Hava soğumasında. Vallahi biniciler adam ya. Yemin ederim adam, billahi adam. Ya siz süpersiniz be. Binici sayesinde üçledik bir köyü resmen arkadaşlar. Gerisi zaten ejderler halledecektir arkadaşlar. Zaten kaldı bir tane top bir tane şuradaki oha burada 50 bin mi var lan? Bir tane altın deposu kaldı. Onu da hızlıca alsınlar bakayım. Güzelinden temizinden üçledik. 720 bin tam da arkadaşlar büyücü basabilecek kadar ganimet aldık. Şuradan isteğimizi yollayalım. Tekrardan eğit diyelim. İksirimiz artık birikecektir. İksirle pek bir şeyimiz yok ama Acaba ne yapsam ya? Biz bu arada büyücü basmayacaktık lan ben unuttum. O kadar süre köy aradım ki konuyu unuttum ya. Burada arkadaşlar e, ordu kamplarına basacaktım. Kesinlikle ordu kamplarına basacağım. İki gün zaten çok uzun bir süresi de yok. Ordu kamplarına basıp aradan çıkarmayı düşünüyorum. O yüzden yaklaşık 1.125 bin e, x lira ordu kampına bastım. İnşallah şu iki gün içerisinde arkadaşlar diğerlerini diğerlerinde basıp kurtulacağım. Orduya yatırım yapmayı düşünüyorum. Ordu bittikten sonra savunmalar her türlü bitecek arkadaşlar. Yani en az bir aya bu hesap full inecek arkadaşlar. Bir ay içinde bu hesap bitmiş olacak. Göreceksiniz. İnşallah dediğimi de tutarım. Sözümü de tutarım. Bakalım ilerleyebilecek miyiz arkadaşlar. Videomuza burada bir virgül atıyorum. Videomuzu buraya kadar izleyip sıkılmadan izleyen arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Sizlerin sayesinde buradayım. Videolarımızı sonuna kadar izleyip izlenme süremizi arttırdığınız için de çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bye. Bu arada Arda teşekkürler.